Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Lale Gül TV ekranlarında yeni yayın dönemimizde Tarih ve İnsan adlı programla karşınızdayız değerli dinleyenlerimiz. programımızın konu sizlerin de zaten malumunuz, ekranlardan tanıdığınız Profesör Doktor Ahmet Şimşirligil hocamızla beraber olacağız. Gerçek tarihi öğreneceğiz kendisinden. Tarih ve insan odaklı bir programdasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey sağ olun var olun. Lale Gül TV'deki bütün ekip arkadaşlarım adına e, sizleri burada ağırlamaktan gerçekten çok hoşnutuz, onur duyuyoruz. <laughs> Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İnşallah programımız hayırlara vesile olacaktır. İnşallah. Hem ekibimize hem de Lale Gül TV dinleyicilerine muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. Hayırlı uğurlu olur, olur ilk programımız, İnşallah. ilk canlı yayınımız. İnşallah. Ee, değerli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz e, programımıza ulaşmanın yolları twitter.com slash tarihveinsan15 facebook.com slash tarihveinsan2015 tarihveinsan.com dalgul.tv.com.tr web adreslerinden programımıza ulaşabilir sorularınızı Ahmet Şimşir Gül hocamıza iletebilirsiniz hocam tarih nedirle başlayalım İlk önce <laughs> evet tarih nedir dediğimiz zaman aslında tarih insanlığın romanıdır evet. yani bütün bir insanlığın romanı diye biz çok rahat ifade edebiliriz belki en basit en e, e, geniş çemüllü ...ifade edebileceğimiz husus budur. Tabii ikincisi de insanlığın hafızasıdır. Hı hı. Yani... E, ...neticede bütün geçmiş insanların... ...yaşantılarını... ...hareketlerini, savaşlarını... ...milletleri... ...medeniyetlerini... ...her şeyi tarih içine alıyor. Bu noktada baktığımız zaman... ...tarihi bir hafıza diye değerlendirebiliriz. Zira tarih olmadığı zaman... ...hafızası olmayan... ...hafızasını yitirmiş bir insan gibi değerlendirmek mümkündür. O sebeple de tarihi net böyle hani derler ya eskiler işte geçmiş insanların nedenini, niçinini, şunu bunu bu belli bir disiplin içerisinde inceleyen bilim dalıdır falan diye. Hı hı. Ama bütün buna topyekun baktığımızda insanlığın romanı ve öyle bir roman ki bu geleceğe ışık tutan, geleceği aydınlatan ...geleceğini yönlendiren de bir ilim dalıdır. Evet. Bu şekilde net bir tarif yapabiliriz. Evet hocam... Ee, ...bir başka sorumuz daha... ...soru cevap şeklinde bu ilk programımızı... ...bu şekilde devam edeceğiz. <laughs> İzleyicilerimizden de yine tabii ki sorularını alacağız. Tabii. Canlı canlı size ileteceğiz. E, bir de tarihi romanlar ve tarihi diziler var. Malumunuz şu anda... E, ...diğer medya gruplarda gösterilen... ...bu tarihi diziler ve... E, ...romanlardan uyarlanan diziler... ...ne kadar doğru... Şimdi e, tabi tarih çok yükselen bir değer. E, dolayısıyla e, tarihi işlememek, tarihe ilgi duymamak hemen hemen mümkün değil. Bütün bir insanlığın romanı olması dolayısıyla e, günümüzde yaşayanlar da bu romanını, bu geçmişini merak ediyor. E, dolayısıyla bu merak tarihi romanlara, tarihi filmlere, tarihi dizilere ister istemez ufuklar açıyor. Yani insanlar Neticede bugün yüzlerce kanal var ve bunlar insanların ilgisini çekecek programlar yapmak zorundalar. İşte böyle bir program şeyinde herhalde insanların en çok ilgisini cezbedecek bir alan olarak da tarih ilmi ortada duruyor. Ve o işte geçmişine insanların ilgisini duyan bu kişiler en azından bir reyting evet. açısından da bakabiliriz biz buna. Tarihi romanları yapıyorlar. Tabii bu tarihi romanlar, tarihi diziler, tarihi filmler ne derece doğru? Bu gerçekten bizim için baktığımızda belki bunu bu akşam çok yönleriyle, nedenleriyle, içinleriyle konuşacağız. Ancak buna baktığımız zaman burada doğru bir cevap verebilmek mümkün değil. Ben özellikle son yıllarda çekilen dizi ve filmler üzerinden konuşuyorum. Mesela bir muhteşem yüzyıl e, uzun süre bizim milletimizi üç sene boyunca etkiledi. Rating birincisiydi. Şimdi onun ikincisi evet. de hazırlanıyor özel Kösem Sultan'la ilgili Hı -hı. yeni bir dizi ortaya çıkacak. Evet. E, muhteşem yüzyıl Kanuni Sultan Süleymanı anlattı, Hı -hı. değil mi? Yani tarihimizin altın çağı diyebileceğimiz bir dönemi e, ele aldı. Onun eşi Hürrem Sultan gündemdeydi. Onun sadrazamı İbrahim Paşa, Rüstem Paşa, oğulları Mustafa, Bayezid, Selim. Yani siz tarihin belli bir döneminde ve bizim altın çağımız diyebileceğimiz bir dönemi işte izleyicilere üç yıl boyunca gösterdiniz. Evet. Ama nasıl gösterdiniz? Tamamen yanlı, tamamen bozmaya yönelik, tamamen iftiraya yönelik, tamamen kötüleme üzerine yapılmış bir kurgu olarak gösterdiniz. Evet. Yani bunun tarih diyebileceğimiz isimlerin dışında hiçbir yönü yoktu. Hı. Hatta ben o zamanlar hem konferanslarımda hem çıktığım TV kanallarında bir söz söyledim. Dedim ki bu dizinin doğru tek bir karesi yoktur. Hı hı. Yani bunu böyle masaya vura vura masalara dedim ki doğru tek bir karesi olmayan bir dizi dedim. E buna insanlar hani bakacaklar bu Ahmet Şimşir Güllü Hoca'ya cevap verilebildi mi? Bir tanesi de çıkıp bir cevap vereyim, işte doğru karesini göstereyim diyebildi mi? Yani tarihle bu kadar oynanır mı? Tarihe bu kadar yanlı bakılır mı? Maalesef bakılıyor bizde. Evet. Çok kötü bir şey bu, çok kötü bir durum. Maalesef bunu yaşıyoruz. Belki yaşamaya da devam edeceğiz. Evet. Şimdi o, oradaki e, karakterde e, muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, e, harem ve hürrem sultan arasında gidip gelen bir para görüntüsü var. Maalesef. Dolayısıyla e, yeni yetişen nesil e, atamızı, dedemizi, ceddimizi bu şekilde tanıyacak. Yani bunun e, önlemi ve tedbir olarak neler yapılabilir? Siz bu konuda uzmansınız. Bir gerçek tarihi e, nasıl yansıtılabilir? Şimdi Mustafa Bey, ben üç yıl boyunca e, yüzlerce konferansa gittim, liselerde gittim, üniversitelerde, belediyelerin programlarında hemen her yerde e, konferanslara katıldım hı hı. ve o dönemde bana gelen soruların yüzde 95'i işte Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan ve bu dizideki yanlışlar üzerineydi. Yani bu neyi gösteriyor? İnsanımız etkileniyor. Hı. İnsanımız bunu doğru tarih diye görüyor. Bu Hürrem Sultan, bu Kanuni Sultan Süleyman, bu Şehzade Mustafa evet. bu şekilde görüyor. Yani bu aslında bizim bir anlamda e, çok acı bir yönümüzü de, talihsiz bir, bahtsız bir yönümüzü de ortaya Maalesef. koyuyor. Biz tarihimizi tanımıyoruz. Hı hı. Tarihimizi bilmiyoruz. Bakın az önce söyledim. Doğru tek bir karesi olmayan bir diziyi biz tarih diye izliyoruz. Hı hı. Doğru bir tek karesi olmayan. Tamamı yanlış olan bir diziyi biz kanuni diye, biz Şehzade Mustafa diye, biz Hürrem Sultan diye izliyoruz. Şimdi bunun ne kadarını biz düzeltme imkanına sahibiz? Yani evet. bir noktada işte e, yanlışlık bir e, kızılırmak gibi gidiyor ve siz içinden bir çöp çekiyorsunuz. Onun içinden. Yani hı hı. Bir insana ulaşıyorsunuz. Evet ben bunu azımsamıyorum, küçümsemiyorum. Bu çok önemli bir olay. Evet. Biz bunu söylemek zorundayız. Anlatmak ve tarihe not düşmek zorundayız. Bu da tarihe bir not düşmektir. Ee, bundan sonra asırlar boyunca işte Lale Gül TV'de de şu dizilerin, şu dizinin doğru bir karesi olmadığı bir diziyi de insanlar asırlarca izleyecek mi? Kim izleyecek? İlgi duyan izleyecek. Kim izleyecek? Araştıracak olan izleyecek. E, sorgulayacak olan insan izleyecek. Kim izlemeyecek? Vagon olanlar izlemeyecek. Hı hı. Vagon olmuş. Cahil. Cahilliğini de bilmiyor. Bunlar belli bir lokomotifin arkasına kendini bağlanıyorlar ve gidiyorlar. Vagon olanlar vagondur. Bunların hiçbir şeyi yok. Ancak sorgulayan insanlar ya bu dizi hakkında kim ne söylüyor? Gerçekten doğru mu? Gerçekten böyle mi? Diyen insanlar doğruya ulaşır. Onun için bizim tarihe bu notu düşmemiz lazım. Ve bunların yanlışlarını her vesileyle dile getirmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Peki hocam inşallah yeni nesilimiz, yeni yetişecek olan neslimiz gerçekten gerçek tarihi öğrenirler hem okullarda hem de işte i̇nşallah. biz büyüklerden bu tür programlarla daha da iyi öğrenilir diye umut ediyoruz. Peki hocam Kur'an'da tarih ilmi nerededir? Şimdi tabii çok mühim bir soru. Bu aynı zamanda tarih ilminin önemini de ortaya hı hı. koyuyor. Yani Şimdi ilimler içerisinde gerçekten özel bir yeri var tarih ilminin. Hı hı. Bu özel yerini şimdi sizin şu e, sualiniz çok güzel pekiştiriyor. Ben e, hani Kur'an-ı Kerim'de övülen ilimlerden bir tanesini de tarih ilmi olarak ifade ederim. Evet. Neden? Çünkü tarihe pek çok atıf var. Önce tarih anlatılıyor. Orada biz Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri görüyor muyuz? Evet. Eski ümmetlerin hallerini görüyor muyuz? Evet. Eski ümmetlerin ne olduklarını görüyor muyuz? Neden bu hale düştüklerini görüyor muyuz? Yani Kur'an-ı Kerim bir anlamda bize eski insanlığı, insanlığı, eski ümmetleri, onlara yol gösteren peygamberleri bize ne yapıyor, gösteriyor, bize öğretiyor. Yani tarih ilmini bize veren Kur'an-ı Kerim. Ve e, o Kur'an-ı Kerim'i gönderen Cenab-ı Hak siz araştırmaz mısınız? Az önce dediğim gibi sorgulamak. Siz araştırmaz mısınız? Siz incelemez misiniz? Siz görmez misiniz? Yani bize e, o insanların hallerini araştırmamız, incelememiz ve görmemiz emrediliyor. İşte bu tarihtir. Kur'an-ı Kerim bunu ne olarak veriyor? Dost doğru veriyor. Evet. Yani oradaki o anlatılanlardan şüphe duyulamaz. Çünkü Cenab-ı Hak insanın doğruya ulaşmasını istiyor. Hidayete ulaşmasını istiyor, doğruyu görmesini istiyor. O zaman ne yapıyor? Eski insanların e, o yaşantısını da, hallerini de ve ne olduklarını da bizim önümüze seriyor. Ve ardından diyor ki inceleyin. Bunları araştırın, bunları görün ki bunların düştükleri hatalara düşmeyin. Bunların düştüğü yanlışlara düşmeyin. Onun için Kur'an-ı Kerim'de en fazla övülen en fazla öğrenmemiz istenilen ilimlerden bir tanesi de tarih ilmidir Bu da tarih ilminin değerini göstermesi bakımından Bence çok mühimdir hı hı. ve çok önemlidir Evet şimdi e, hocam doğru örnekle gerçekten e, Kur'an'da söylenilen geçmişteki kavimlerin helakı vesaire e, bunların hepsi bir tarihe dayalı Dolayısıyla tarih ilminin faydasını da burada zaten anlamış oluyoruz, idrak etmiş oluyoruz. Oluyoruz. Mesela şöyle de söylenir tarihin tarifinde. Tarih ilmi faidesi herkese şamil olan bir ilimdir. Ulemanın zekasını arttırır, fukahayı uyarıp basiret gözünü açar, avamı eski bilgilere havası da gizli sırlara vasıl eder der. Bakın o kadar mühim evet. ki bu. Tarih ilmi faidesi herkese şamil olan bir ilimdir. Bazı ilimleri bazı kimselerin bilmesiyle yeterlidir. Hı hı. Atıyorum Tıp ilmini işte herkes vücut koruma şeyini bilir ama yani herkesin göz doktoru, kulak doktoru, beyin doktoru olması, kalp doktoru olması gerekmez. Evet. Belli insanların bilmesiyle bu yeterlidir. Bir takım ilimleri belli insanların bilmesi yeter ama tarih ilmi hı hı. faydası herkese şamil olan bir ilimdir. Aslında herkesin bilmesi gerekiyor tarih ilmini. Ulemanın zekasını attırır. alim insanların zeka seviyesi yükselir. Alimlerin daha keskin bir zekaya, daha böyle meseleleri kavrayışta, anlayışta, değerlendirmede müthiş bir zeka sahibi yapıyor. Fukahayı uyarıp basiret gözünü açar. Evet. Şimdi eskiler basiret gözü derlerdi Mustafa Bey. Biz ne diyoruz ona? Gönül gözü diyoruz, kalp evet. gözü diyoruz. Şimdi tarih ilmini bilmeyen insanların demek ki bir gözü kapalı. Evet. Hangi gözü? Kalp gözü. Kalp gözü kapalı. Yani aslında tarih ilmi kalp gözünü, gönül gözünü, hı hı. basiret gözünü de açan bir ilim. Evet. Tarih ilminden yoksun olduğu zaman aslında o adam hı. gönül gözü kapalı olan bir adam. Gönülden bakamaz. İki gözüyle bakar sadece. Şu gözüyle, iki gözüyle bakar ve hadiseleri değerlendirmeye çalışır. Bunun nedeninin niçinini araştıramaz. Kalp gözü de kapalıdır. Basiret gözü. Halbuki hadiselere mutlaka insanların o basiret gözüyle bakması lazım. Evet. Fakirlerin, fıkıh eğlinin, hukuk eğlinin basiret gözünü açan bir ilimdir tarih ilmi. Avamı eski bilgilere, halkı eski bilgilere sahip kılar ki halk o eski bilgilerden ne yapar? Tecrübe edinir. Ona göre geleceğini çizer. Havası seçilmiş insanları da gizli bilgilere vasıl eder diyor. Evet. Yani insan çoğunun bilmediği ilimlere, onları e, o ilimlere sahip kılar ki, bu defa o da işte o açılan gönül gözüyle ve o bilgisiyle insanlara yol gösterici olur. Bu sebeple doğru tarihi, insanların doğru tarihi bilmesi gerekir. Yanlışta ne olur? Yanlış tarihte, yanlış görmesine, yanlış değerlendirmesine, yanlış yol çizmesine ve yanlışa götürmesine evet. sebep olur. O zaman diyoruz ki biz kılavuzu kargo olanın burnu pislikten çıkmaz. Evet. Kılavuzu kargo olur. Tarih olmaz. Kılavuzu insan olmaz. Kılavuzu mürşitler olmaz. Doğru alimler olmaz. İşte tarihin faydası dediğimizde aslında şu tarif evet. tarihin faydasını öyle güzel ifade ediyor ki eski tarihlerde bizim kitaplarımızda Osmanlı'nın ilk tarihlerinde bu tariflerle başlarlar tarihi yazmaya. Yani tarih ilminin önemini vurgularlar evet. burada. Böyle bir tarifi yaparlar ki benim çok hoşuma gider bu tarihin faydası dediğimiz zaman. Evet. Peki hocam şimdi doğru bir mihmandar bulmak, tarihi öğrenmek adına. Şimdi verdiğiniz örnekte işte kılavuzu kargo olanın burnu pislikten çıkmaz. Yani kılavuzu kimlerden bulacağız? Nasıl ulaşacağız o kılavuzlara? Gerçi bir tanesi stüdyomuzda değerli izleyenlerimiz. Güzel bir mihmandar. Konusunda oldukça hı hı. uzman profesör doktor Ahmet Şimşirgil hocamız. Biz bulduk e, izleyicilerimiz de buldu ama diğer bulamayanlar için ne yapacağız hocam? Vallahi diğer bulamayanlar için kitaplarımızı yazıyoruz. Evet sizin Osmanlı Devleti da de çok önemli e, Kayı serisinin 6.'sı evet. çıktı sanırım. Şu anda 7.'si çıktı. Şu anda 7.'si çıktı. çıktı. E, i̇zleyicilerimize de ısrarla tavsiye ediyoruz. E, güzel bir kılavuzdan e, konusuna hakim olan bir profesörden Osmanlı Devleti ile alakalı Kayı serisinin yedincisi. İnşallah, inşallah okunacaklar. Ulaşılır. İnşallah okunur hocam. Zaten toplum olarak da en fazla eksiğimiz bu yönde değil midir? İşte değil işte midir? burada yani kılavuz ne olacak? Kılavuz kitaplar olacak. Yani kitaplar e, kütüphaneleri süsleyen birer meta olmamalı. Hı hı. Kitaplar okunmak içindir. Dini de, tarihi de, edebiyatımızı da, kültürümüzü de, Nereden kalıcı olan nedir? Kitaplardır. Hani eskiler söz uçar yazı kalır demişler. Hı hı. Şimdi mutlaka bizim insanımızın kitapla barışması lazım ve çok okuması lazım. Evet. Oradan ulaşırız. Yani şurada belli bir süre konuşuruz. Ama kitap hepsini açıklar bunların. Hı hı. Doğru kitaba, doğru esere bizim mutlaka ulaşmamız lazım ve bunları yazmamız lazım. Şimdi ben şu Kayı serisini yazmaya başlamadan önce 15 sene talebelerime ders veriyorum. Evet. Ne kadar talebiye? 60 talebiye. Her yıl 60 talebe geliyor. Ben 60 talebiye anlatıyorum. O 60 talebe de talebelerini anlatmaya başlıyor. Peki bana tarih talebesi geliyor. Fizik, az önce ne söyledik? Tarih ilmi herkese şamil olan bir ilim. Hukuk fakültesinin talebeleri, tıp fakültesinin talebeleri, fizik okuyan, matematik okuyan, ziraat okuyan bunlar nereden öğrenecek? İşte o zaman kendi kendime dedim ki ya Ahmet Hoca senin kitap da yazman lazım, herkese ulaşman lazım, Osmanlı tarihini bütün insanlara ulaştırabilmek için baştan sona bir yazmamız lazım bizim dedim ve Kayı serisini bu şekilde yazmaya başladım. Evet. İşte çünkü bunu yazmazsak e, herkese ulaşmamız mümkün değil. Peki burada insanımıza ne düşüyor? Bunu araştırması düşüyor yine. Evet. İkincisi de okuması düşüyor. Bunları her vesileyle yani gerek edebiyat eserlerinde, gerek tarih eserlerinde, gerek dini kitaplarımızda e, doğrusunu hmm. yazan insanlara da bu düşer. Tabi doğru nereden diyeceksiniz? Bu da tartışmalıdır. Yani hocam sizin yazdığınız nereden doğru? Değil mi? Evet. yani nereden doğru sizin yazdığınız diğeri yanlış? Az önce işte diziye de yanlış dedik. Bunlar da tarihi kitaplara bakmıştın. Tabi burada bir tartışmayla ortaya çıkar bu. Yani ben bir cevap veriyorum, onlar da cevap verirler. Ama ikincisi, bu da bir disiplin. Aynı zamanda tarih bir ilim dalı. Bir disiplin. Nereden alıyorsunuz bunu? Arşiv vesikalarını mı kullanıyorsunuz? O dönemin kaynaklarını mı kullanıyorsunuz? Kaynak tenkidini yapabiliyor musunuz? Doğru kaynaklara ulaşıp bunu gösterebiliyor musunuz? Burada yazarken her şeyi dipnotuyla ve kaynaklarından alarak yazıyoruz. Yani burası mühim, güvenilir olmak. Benim bunu şu kitabı yazıp okuyucuya verdiğim zaman bunun sorumluluğunu üzerimde taşımam. Bunun hakkında konuşanlara cevap verebilmem. Birisi bir söz söylediyse ne diyecek? Bakın bütün halka şimdi siz e, interneti açmış durumdasınız. Evet. İnsanlar bize ulaşıyor değil mi? Evet, Hocam sizin kitabınız hakkında birisi şöyle bir şey söylüyor. Sizin kitabınız hakkında şöyle tenkitler var diyecekler. Ve biz burada bunun cevabını vereceğiz. Veremezsek işte o zaman biz kendimizi sorgularız. Ben bir yerde hata mı ediyorum. Yanlış yaptımsa özür dilerim, düzeltirim. Ama ben burada, burada gerek Lale Gül TV izleyicilerine gerek bütün insanlığa bütün Türkiye'ye, bütün dünyada, uydudan her tarafa yayınımız var. Evet. Ben burada şunu diyebilmeliyim ki burada yapılan program doğru bir programdır. Burada anlatılan tarih doğru bir tarihtir. Evet. Yanlışı olmaz. Bunu diyebilmeliyim, bunu savunabilmeliyim. Evet. Biz de buna inandığımız ve size de güvendiğimiz için hocam Lalegül TV ekranlarına değerli izleyicilerimize e, buluşturmayı öngördük. ederim, sağ olun. E, biz teşekkür ediyoruz. Hocam e, tarihi romanlar diziler dedik. E, bu hala gerçi gösterimde olan Diriliş Ertuğrul Gazi var. E, muhteşem Yüzyıl'ı konuştuk, gerçi anlattık ama size göre gerçeği yansıtıyor mu? <laughs> Veya ne kadar gerçeğe yakın? Şimdi Muhteşem Yüzyıl ısmarlama bir diziydi Mustafa Bey. Özellikle Osmanlı'yı kötülemek üzere. Böyle Türkiye'nin ayağa kalktığı dönemlerde tarihle de oynama başlar. Türk insanının tarihe ilgisi, Osmanlı'ya sevgisi başladığı noktada tarihe karşı bir saldırı hareketi başlar. Ben Muhteşem Yüzyıl dizisinin ısmarlama bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ve tamamen Osmanlı'yı kötülemek ki bunu bütün dünyaya sattılar, 81 ülkeye. Ve özellikle gösterime e, koydular. Hı hı. Tamamen kötülemek üzere yapılmış bir diziydi. Hı hı. Biz bunu burada şayet böyle değerlendirmeye kalsak, inanın ne 3 yıl izlendiyse 3 yıl anlatırız bozukluğunu üç yıl. Çünkü her kareyi göstersek, her karede ben bazen bir, bazen 5 bazen 10 bazen 15 hata gösteririm. Yani mesela insanı öyle üzen noktalar var ki, bir Hürrem Sultan'ı, evet. Hürrem Sultan'ı ilahi gibi gösterdiler. Yani ne gibi? Haşa yaratan gibi. Ben can alırım, ben can veririm. Kulluğunun farkında olan bir insan, ilahlık taslamaz yanında 21 sene hasta ve rahatsız bir oğlunu gezdiren dünyanın bir numaralı insanın hanımı, ona tedavi bulamayan bir insan kulluğunun en yüksek mertebesini yaşar. Evet. Bana göre Hürrem Sultan kulluğunun en üst mertebesini anlayan bir kimseydi. Ama onlar bize onu böyle entrikalar kibir, yapan. entrikalar yapan, kibir ehli, gurur ehli ve sanki Tanrı seviyesine, yaratan seviyesine koyan bir kimse gibi gösterdiler. Yazıklar olsun dedim. Ya yani ne hatalar, inanılmaz hatalar bunlar. Evet. Korkunç. Muht e, Diriliş Ertuğrul'a Ertuğrul. gelince ben Diriliş Ertuğrul'dan çok şey bekliyorum. Neden? Hı hı. Çünkü maksatlı değil. Evet. Yani bir defa buna maksatlı diyemem. Tarihimizi doğru bir şekilde insanlara anlatan bir dizi diye bekliyorum ve. Yapımcılarının da niyeti bu. Ya bundan şüphem yok böyle bir şeyden. İyi niyetler, programlar yaptık, görüştük, iyi niyetler. Ancak bir kurguyla girdiğiniz zaman ben şöyle yapayım, şöyle göstereyim dediğiniz zaman yanlışa düşüyorsunuz. Hı. Ve tarih olarak baktığımda bu Ertuğrul değil, bu Kayı da değil. Yani o geçen sene birinci bölümünü izledik. Mesela tamamen böyle tapınak şövalyeleri üzerinde bina edilmiş, kurgulanmış bir kayı gördük. Halbuki o dönemde hiç kayı yoktu. Hı. Tapınak şövalyeleri yoktu. Tapınak şövalyeleriyle kayı boyunun hiçbir alakası yoktu. Şimdi siz hiç alakası olmayan bir şeyin üzerine bina ettiyseniz bunu ne kadar konuşacağız? Evet. Yani her noktada ben tenkit edebilirim. Şimdi o zaman dedim ki en fazla konuşulacak Moğollardır dedim. Bu sene Moğollarla başladı şimdi. Geçen hafta baktım birincisi Moğollarla başladı. Ve Moğollar ne yaptı? Kayı boyuna öyle bir baskın yaptı ki kayı boyunun yarısını biçti. Hayme Hatun zavallı bir kadın yürüyerek perişan halde gelen bir kimse Ertuğrul'da Moğolların önüne eline düşmüş kafası gözü yarılmış bir adam hüviyetinde. Hı hı. Peki tarihen bu oldu mu Ahmet Hocam diyeceksiniz? olmadı. Böyle bir olay yok. Böyle bir karşılaşma yok. Ben tarihte Kayı boyunun Moğollarla bir kez vuruştuğunu biliyorum. Onda da Moğollara öyle bir darbe indirdi ki Moğollar Selçukluları bozmak üzereydi. O anda Ertuğrul Bey diyor ki, yanımızda kılıç taşırız. Ne yapalım? Geçip gitmek olmaz. Kime yardımcı olalım? Yanındakiler işte yenenin yanında olalım deyince bu söz merdaneler kelamı değildir. Yiğitler sözü değildir. Yiğitlik zor durumda olan kardeşlerimize imdad etmektir deyip şahin kargaya girer gibi bir dalıyorlar Moğolların içine. Moğollar oraya geldiklerine pişman oluyor. Tam aksi gösteriyor. Değil mi? Tam aksi ve ardından da Sultan Alaaddin o bu haberi aldığı zaman, bir rivayete göre de Ertuğrul'u gördüğü zaman o yiğit, mert, cengaver adama istediği yeri veriyor Karacahisarı, ardından Söğütü, Domaniçi. Var mı bu? Bu yok kardeşim. Ha bunları evvelden yapsan olabilir falan derdim bilinmeyen bir tarihte. Evet. Şu anda net diyorum ki olamaz. Böyle bir hadise yok. Peki bunu da şimdi izleyicilerimiz ne diye izliyor? Ertuğrul Bey diye izliyor. Süleyman Şah diye izliyor. Doğru evet. mu? Doğru değil. Ahmet Şimşirik olarak, ben tarihçi olarak buna doğru diyemem. Söylediğim zaman, işte o gün o, burada bir tweet gelir. Hocam hangi kaynakta evet. yazıyor? Nerede yazıyor? Bize gösterebilir misin? E ben de bunu onlardan isterim. Nerede görürsün Ertuğrul'un Moğolların eline geçtiği? Doğru evet. mu? Kesinlikle doğru. İşte asla, asla Doğrudan ayrılmayacaksın doğru. Mustafa Bey. Evet, doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Doğru olursan yabana atarlar. Doğru olsam ok gibi diyor yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ama devamına bakacaksın. Görmedim doğruda aç, eğri de tok. Eğri yay elde kalır, hedefe varır. Doğru ok. Evet, hocam. Hedefe doğru olanlar ulaşır. Doğru olanlar güçlüdür. Doğru olanlar kuvvetlidir. Doğru olanlar sonuca ulaşır. Öteki? Öteki olduğu cevabını şey veremez. Olduğu yerde kalır. ha Bundan da ne çıkmaz? İbret de çıkmaz. Evet. Ders de çıkmaz. Tarih de olmaz o. O yine bizim insanımızı işte bir akşamını zevkle, neşeyle geçirmesine sebep olan, evet kahramanlık, Hı. yiğitlik, bir takım şeyler veriliyor. Bunlara bir şey diyemem. Bir dizi olarak bir takım faydaları var mı? Bana göre var. Ancak doğru tarih olsa faydası tamam. bin olacak. Evet. Evet hocam. Hocam şimdi bir kısa aramız varmış. Peki. E, muhabbet keyifliydi gerçekten. İlk yarım <laughs> saatimizi aşmışız. Nasıl geçti ben de bilmiyorum. <laughs> Değerli izleyenlerimiz kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden bir yere ayrılmayın. Değerli izleyenlerimiz Tarih ve İnsan programının ikinci bölümündeyiz. İlk bölümünde Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızdan tarihin önemi, tarihin tarifi ve e, tarihi diziler, romanlar gerçekleri ne kadar yansıtır onun cevabını aldık ve ikinci bölümde de yine güzel konularla inşallah devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorularımız var, onu da hocamıza inşallah şimdi ileteceğim. E, öncelikle hocam herkes tebrik ediyor sizi bu evet, kanalda görmekten, bu ekranlardan görmekten. Ee, onun hemen e, bilgisini verelim. Ben de teşekkür ederim. Sağ i̇sterseniz, olsunlar. isterseniz birkaç soruyla devam edelim. Gayet İzleyicilerimizin soruları da var. Olur. Onlara da yer evet. verelim inşallah. E, tarihimizin altın çağı, rezil çağı olarak gösterildi maalesef demiş dinleyicimizin e, bir tanesi. İsmini de söyle Mustafa Bey. Hemen söyleyelim, ismini de söyleyelim. E, SSR 89 Rumuzlu tamam, dinleyicimiz. Evet, aslında bu soruyu biz de sizler için hazırlamıştık hocam. E, Ahmet hocamız okullarda verilen tarih eğitimini yeterli buluyor mu? Ne yapılmalı diye de bir sorumuz var. Çok güzel bir sual. E, çok teşekkür ederim e, izleyicimize. İskender 1453. Şimdi e, okullarda verilen tarih evet. eğitimini ben e, yeterli bulmuyorum. E, yeterli bulmadığım gibi e, açıkça tarih eğitimini veriyor mu? Hı hı. O konuda da katılmıyorum. Evet. Yani. İstenen tarih. Şimdi biz okullarda 7'den yetmişe değil mi? Yani ilkokul, ortaokul, lise bir tarih. İlkokulda var mı? Yok. Şimdi liselerde sadece bir sınıfa düşürüldü tarih dersi. Hı hı. Çok azaltıldı. Ve o tarih dersinde de yoğun bir şekilde her şeyi verelim. Evet. Düşüncesi var. Yani siz şöyle düşünün. Bir haftalık bir kişiye bir haftalık yiyeceğini bir öğünde verelim. Tarih bu şekilde verilmez. Kusarada ve Hazırlı. hiç de bir şey alamaz. Tarih öyle bir ilim ki ifade ettik aslında tarih şuurunu milli tarihi tarih şuurunu tarih dersini ibreti de ortaya çıkartan bir ilim. Dolayısıyla bunun faydasını siz ilkokuldan hı hı. üniversite sona kadar aslında vermelisiniz. Ya burada mesela e, misal olarak söylüyorum. E, bir e, tarih ilminin dışındaki insanların da tarih metinlerini okumaya ihtiyacı var. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın e, Cerbe zaferini kazandığı o savaşta bakıyoruz bir tabip Şaban Nidai orduyla beraber katılıyor. Bir tabip ve bir tarih kitabı yazıyor. Hem de manzum olarak. Hı hı. O kadar hoş, o kadar tatlı bir üslup ki Evet. Şimdi bunu sadece e, tarih talebesinin değil, bunu bizim e, tıpta okuyan talebelerimizin de öğrenmesi lazım. Evet. Hukukta okuyan talebelerimizin bir hukuk tarihi diyoruz biz. Hı hı. Ya, ya tarihe baktığımızda aslında herkesin alması gereken olduğu için biz lise döneminde ne vermemiz lazım talebeye? Lise döneminde ibret çıkartacak, ders çıkartacak, milli şuuru meydana getirecek. Tarih şuurunu verecek e, anekdotlar, kıssalar, hı hı. ders verecek nitelikte olayları onlara anlatmamız lazım. Atıyorum baştan sona anlaşmalar, savaşlar, komutanlar, işte e, ilk çağın, orta çağın her türlü tarihi lise talebesini ilgilendirmiyor kardeşim. Ben o liselerde okunan tarih derslerinin yüzde seksenini atarım Mustafa Bey. Lüzumsuz bilgi. Evet. %80'i. Buna ilgi duyan okusun. Yani ilk çağda Eti'yi, Sümer'i ilgi duyan okusun. Evet. Sen kendi tarihini, kendi milli şuurunu, kendi tarih şuurunu ver o dönemde lisedeki talebeye. Var mı bu? Bana göre yok. Evet. Ya yani Şimdi bunu ilkokulda neyi okutursun? Tarihi öyle güzel hikayeler yazarsın ki onları okutursun. Neyi verir orada? Osman Gazi'nin ahlakını Ertuğrul Bey'in ahlakını orada o tarihi şahsiyet içerisinde o ahlakı sunarken ona aynı zamanda güzel bir ahlak kazandırmış olursun o talebeye. Evet. Bunu ortaokula geldiğinde biraz daha ileri boyutunu, liseye geldiğinde yine anlayacağı şekilde daha ileri boyutunu gösterirsin. Evet. Tarihle sadece bir adamın bana şurada doğdu, şurada öldü, şu savaşları yaptı değil kardeşim ya o olaylardaki ortaya çıkacak ibretler, dersler ve ben ondan hangi hataları yapmayacağım veya ondan ne öğreneceğim, nasıl bir ahlak alacağım. İşte tarih bu. Evet. Verilecek olan. Onun için şu anda mevcut tarihin yüzde seksenini atarım. Her sınıfa da ilkokuldan başlamak üzere lise sona kadar yeni baştan bir tarih kitabı yazarım. Bunu da kim düşünmeli? Gerçekten iyi evet. eğitmenler, evet. iyi öğretmenler bunun üzerinde değerlendirme yapmalı ve bunu koymalı. Birer saat. Evet. Velev ki bunu belki bir şeyden dahi çıkartmalı. Bir not tehlikesinden, korkusundan dahi çıkartmalı. Hani Osmanlıca dersler dedik ya, evet. Osmanlıca dersinin ben not atılan bir ders değil, Osmanlıca metinlerinin okutulması gereken ve sevdirilmesi gereken bir ders olmasını istedim. Neyi öğrenecek oradan Mustafa Bey? O Osmanlıca metinlerinden ya bir dili gelişecek, edebiyatı gelişecek ve o şahsiyetlerin gerçekten ders alacak, oradan ibret çıkartacak olayları okuyacak. Peki bunu haftanın bir saati Osmanlıca okumaları olsa ne güzel olmaz mı? Tabii ki güzel olur. Dedesinin kitaplarını öğrenecek, dedesinin okuduğu eserleri öğrenecek, dedesinin hayatını öğrenecek. Ve bu insan en azından tarihiyle barışık, tarihini seven, tarih şuuruna vakıf bir milleti nerede toplayabilirsiniz siz? 50 parçaya bölünen millet olur mu tarih şuurunda? Ama olabiliyor. Adam çıkıyor duvara zulüm 1453'te başladı diye yazı yazabiliyor. Bu adam dedesini tanımıyor. Osmanlı'yı tanımıyor. Atasını tanımıyor. Tarihini tanımıyor maalesef. Zavallı. Hocam bunlar hangi tarihe bakarak bu tür söylemlerde bulunabiliyorlar? Yani zulmün 1453'te başladığını e, hangi kitap yazar veya hangi bilim adamı söyler? Mustafa Bey siz 100 sene, 150 sene tarihinize düşman olarak yetiştirmeyi ve kötülemeyi, padişahları kötülemeyi, tarihi kötülemeyi, Osmanlı'yı kötülemeyi bir siyaset haline, bir politik haline getirmişseniz bu tip insanlar çıkacaktır. Bizim Tarihçilerin duayeni dediğimiz Halil İnalcık Bey var. Evet. Mesela şu sözü çok çarpıcıdır. Yeryüzünde, dünya tarihinde Osmanlı kadar kötülenen, Osmanlı kadar hakarete uğrayan, Osmanlı kadar iftiraya uğrayan ikinci bir millet gösteremezsiniz, ikinci bir devlet gösteremezsiniz. Hal böyle olunca ben şimdi o duvara onu yazana acıyorum ancak. Zira bu bir politika olarak yürütüldüyse gösterildiyse insan da kendine ilkokuldan itibaren öğretileni, Hı. şırınga edileni sunmak zorundadır. Evet. Siz bir kaba şuna ne doldurduysanız bu kaptan o sızacaktır, o akacaktır. Onu taşıyacak. Yani çay doldurmuş arkadaşlar ben çay içiyorum. Kahve de olsaydı kahve içecektim. Zehir koysalardı zehir içeceksin veya zehir sızacak o kaptan. Evet. E siz bu insanları bu tertemiz dimaları bunlarla doldurdunuz. İşte az önce de konuştuk mesela diziler. Hı -hı. Şimdi o dizileri izleyenler, kanuni siz söylediniz. Entrika evet. bir tarihi olarak okumayacak mı? Evet. Hürrem Sultanı o şehzadelerin her birisi şu saltanata geçebilmek için gece gündüz entrika çeviren gece gündüz birbirinin ayağını kaydırmaya çalışan insanlar diye görmeyecekler mi? Evet, Peki maalesef. bunu kim yaptı? Bunu sen yaptın kardeşim ya. Sen yaptın 3 yıl boyunca. Orada gösteriyorsun. Dedesine, atasına küfreden bir nesil ortaya çıkartıyorsun. Kanuni mahkemeye veren bir nesil ortaya çıkartıyorsun bugün. Verdiler. Kanuni mahkemeye verdiler. Ve Hürrem Sultan'ın kabrini Mustafa öldüğü gün koruma altına aldık biz. Yazıklar olsun değil mi? Evet. Kime? Önce bunu ortaya sunanlara. Bunu bana tarih diye gösterenlere. Onun yapımcılarına yazıklar olsun demekten başka ne diyebilirim? Ben oraya saldırana, bunu söyleyene çok bir şey diyemem. Üç yıl boyunca dolduruyorsun sen onları. Evet. Çok özür diliyorum hocam. Ee, şimdi bu tür tarihi dizileri yapan yapımcılar, bir e, tarihçilerle beraber bir heyet oluşturmuyorlar mı? Maalesef. Oluşturmuyorlar. Şimdi göstermelik oluşturuyorlar. Şu sıralarda var bu. Ahmak aldatmak diyorum ben buna. Yani karşıdaki ahmakları tarih danışmanı o danışmanı tek bir söz tanıdıklarını zannetmiyorum ama o danışmanların da ilmine sahip çıkmalarını istiyorum kardeşim sana danışmıyorlarsa girme evet. tamamen duygusal bakma parayı alıp çekilme ilmeğin bakarını göster sahip çık Adam senin üzerinden tarihine küfrediyor. Üç kuruş paraya satılır mı? Koskoca Osmanlı. Tarihi. Koskoca Osmanlı, koskoca tarih, bilim. Böyle bir şey olamaz. Ama maalesef bunu yapanlar var. Bazen bana da geliyorlar. Hocam diyorlar şöyle bir dizi yapacağız. Tamam. Hı hı hı. Güzel. Şunu danışmanlık yapar mısınız? Yaparım. Buraya kadar güzel. Sonra geliyor, getiriyorlar işte. Hocam şunu şöyle yapalım, böyle yapalım. Şöyle bir dakikaya. Bunlar yok ki. E İş işte hocam bunların olması lazım. O zaman bana niye geliyorsunuz? Sen kendine göre bir kurgu yapmışsın. Bir tarih yazmışsın. Bana niye geliyorsun kardeşim? Git istediğini yap. Bana gelme, benim adımı kullanma. Beni kullanacaksan ben sana hocam izlenmez. Biz yapalım. izleniyor mu, izlenmiyor mu görelim bakalım. Evet. Yapalım. Önce izlenip izlenmediğini görelim. Senin yaptığından on kat güzelini yaparım ben. Yazarım. On kat güzelini, on kat fazla izlenenini. Çünkü bizim tarihimiz böyle bir tarih Mustafa Bey. Şanlı bir tarih. Böyle şanlı bir tarih dünyada yok. Şu tarih ben şimdi düşünüyorum. Bugünün Amerika'sının geçmişinde, İngiliz'in geçmişinde, bir takım geçmişlerde olsa... Neler çıkar, neler yaparlar? Tabi bunu yapmak için de demek ki Osmanlı lazım. Dün yaşadılar. Onlar evet. yazmadılar da, bizim insanımız övünmüyordu. Fakat yazılanlarından biz tarihler yazmaya başlasak inanın yani neler çıkar düşünemiyorum. Şu kayı bir kitabından şunu okuduğumuzda en az 50 tane hocam bundan ne filmler çıkar diyeceksiniz. Evet. Yeter ki biraz düşün. Bizde kolaycılık var. Ne reyting yapar? Entrika. Ne reyting yapar? Kadın. Kadın olacak, entrika olacak, birbirinin ayağını kaydıracak, sabah akşam böyle bu insanlar da izleyecek. Böyle şartlandırılmışlar. Başka düşünemiyor adam. Sanki bizim insanlarımıza hani bir cips beynine konmuş ve şartlandırılmış. Ya ufkunu açamıyor. Şöyle bir geniş bakamıyor tepeden bakamıyor. At gözlü. Tek bir noktadan duruşu ve bakışı var. Çok kötü bir şey. Bazen söylüyorum. Ya diyorum ben pek de sevmem bu Kaddafi. Ama diyorum Bilmiyorum. ki Allah'tan diyorum şu çağrı filmini hı hı. iyi ki Kaddafi çektirdi. Evet. Bizim yönetmenlerimiz bizimkiler çektirmiş olsa Peygamber Efendimiz'in mübarek hanımlar hakkında ne yapmazlar mıydı? Yani, yani. Bakın var mı yok? Her defasında bin defa izlesek izliyor muyuz, yeni izler yani, gibi? Yani, ama hocam bu tür şeylere de duyarsız kalırsak e, yine maneviyatımızın tarihine de e, leke sürülecektir. Çünkü bir Osmanlı tarihinde bile e, gereken tepkiyi gösteremedik gibi geliyor bana. vallahi evet siz e, aydınlar, çok profesörler doğru. elinizden geleni yapıyorsunuz ama biz halk olarak e, dışarıdaki insanlar gibi kendimizi görüyoruz. Oysa kendi tarihimiz. Maalesef gösteremedik. Ben siyasilerin karşı çıkmasını istemiyorum Mustafa Bey. Siyasiler karşı çıktı muhteşem yüzyıla. Çok konuştular, evet. çok bağırdılar. Kardeşim sen ne makamındasın? Müdahale makamındasın. Eğer müdahale edeceksen hiç bağırmadan et. Hı hı. Et müdahaleni edebiliyorsan. Fakat ben onların müdahale etmesini istemiyorum. Onların şunu yapmasını istiyorum. Ben o diziye 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon imzayı toplardım. Bana de ki 5 milyon imza gelsin ben bu diziyi kaldıracağım. Rütük mü diyor? Siyaset evet. mi diyor? Kim diyor? Ya bazı diziler var. 5 kişi tepki koyuyor, ortada dizi kalmıyor. 5 kişi. Ben bu dizi kadar tepki konulan bir dizi görmedim. Fakat devam etti. Evet. O zaman Vatandaşın tepkisine, vatandaşın böyle bir şeyi, hani bir şey hakkında protestosuna ilgi nerede? Ben ilim adamı olarak bunu söyleyeceğim. Vatandaş da protestosunu gösterecek. Protesto kavga değildir, dövüş değildir, öldürme değildir, vurma değildir. Protesto en tabii tarihine sahip çıkma hakkını göstermektir. Bu yüz bin midir? Bu 500 bin midir? Bu 5 milyon mudur? Bana bunun adını koy. Bu millet o imzayı atıp oraya gönderecektir. Ama gereğini yapsınlar. Evet. O zaman olur. Millet ayaklanıyor. Siyasetçi daha çok bağırıyor. Bağırma kardeşim sen gereğini yap ya. Benden iste. Protestomu ben göstereceğim. Bu noktada haklısınız. Yani karıştı ortalık. Ben mahkemeye verecektim. Hı hı. Bakın mahkemeye. Aileyle de görüştüm. Osmanlı ailesi, kardeşim mahkemeye verelim bunları dedim. Bu açıkça hakaret ediyor ve kendim avukatları tuttum. O sıra şey çıkacak dediler. İşte bir meclisten düzenleme. bir düzenleme yapılacak, mani olacak. Hı hı. Avukatlar da beni aradı, hocam dediler mecliste çözüyorlar bunu hiç gereği yok. Hı hı. Bir sene daha geçti, ne düzenleme çıktı ne şu ne bu. Şimdi Kösem Sultan izlenecek. Rezalet bir diziye daha Türk milleti hazır olsun burada söylüyorum. Baştan sona iftira, baştan sona yalan, baştan sona entrika olacak bir diziye millet bir kez daha hazır olsun. Evet. Ama bunu bunu önleyecek ne olacak? Onu düşünemiyorum, bilemiyorum. Yani dolayısıyla hocam şimdi okullarımızda verilen eğitimin de çok yeterli ve etkili olmadığını düşünüyoruz. Batı Doğru. Tarih açısından asla değil. Hatta dediğim gibi bir öğünde yenecek yemi beş öğünde, beş günde yenecek yemeği bir günde yedirmek gibi veriyorlar. Ve bunun yüzde sekseni hiç lüzumlu olmayan bilgi. Fakat ben bakın, şunun yüzde yirmisiyle bunu beş seneye, altı seneye yayacak bir eğitimi yaparım. Böyle olmalı evet. tarih. Tarihi biz liselerde şu anda, ortaokullarda da veremiyoruz. Eğitimimiz çok zayıf. Hı hı. Ne verilmesi gerektiğini bilemiyoruz. Asıl bunların üzerinde durmalı. Biz e, şekil üzerinde duruyoruz. 4, 4, 4, 8 bilmem ne, 3 mü, 5 mi, 7 mi, mi şekil üzerinde duruyoruz. Asıl iş zarfa değil, mazrufa bakmak lazım. İçindekilere bakmak lazım. İçinde ne veriyoruz, ne kadar veriyoruz, nasıl veriyoruz ve gençliğe o tarih. Gençlik ahlaksızsa tarihi iyi bilmediğindendir. Gençlik ecdadını tanımıyorsa, sahip çıkamıyorsa Tarihini iyi bilmediğindendir. Gençlik yerine göre böyle e, dinine, tarihine, edebiyat sırt çevirmişse, tarihini bilmediğinden, ecdadını tanımadığındandır. Çünkü bunlarla iyi vatandaş, iyi insan, yani tarihi şöyle düşünelim ya Mustafa Bey. Tarih, bir insan, atıyorum işte sadece 50 yıl yaşadı. Şimdiki bizim çekirdek aile tipi diyoruz değil mi? Hı hı. Dedesi evet. yok, ninesi yok. Babası annesiyle de, dedesiyle ninesiyle oturmuyor. Sadece kimi tanıyor? Baba, anne. Baba ve anne. Babadan, anneden duyuyor. Eskiden biz dede ve nineyle de evet. otururduk değil mi? Evet. Ve dedenin, ninenin duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını da bize anlatırlardı. Evet, naklederler. Şimdiki 20 yaşındaki bir çocuk, 50 yıllık bir tecrübesi olursa babasından duydukları... Bizim 80 yıllık tecrübemiz oluyordu. Peki ben tarihi okudukça bir Osmanlı tarihini 700 yıllık okuduğunda sizin 700 yıllık tecrübeniz oluyor mu? Mü? Oluyor. O tarihi okuyorsunuz 700 yıllık bir Osmanlı tarihini. Siz bir anda 700 sene yaşamış bir adam gibi tecrübeye sahip oluyorsunuz. Tabii kimin yazdığı da önemli değil mi hocam? Yani o tarihi, Doğru tarih Osmanlı olarak tarihi, kabul ediyorum bunu. Evet. Peygamberler tarihini okuyorsunuz, hı hı. 1400 senelik, 5000 senelik sanki bir tarihe sahip oluyorsunuz ve Mustafa Bey'in tecrübesi bir anda artıyor. Mustafa Bey kolay kolay hata yapmaz. Siz böyle bir tarihe sahip olduğunuz zaman, 5000 senelik, 1000 senelik, 700 senelik e, milletlerin yıkılıp gittiğini, dünya benim diyenlerin yok olduğunu, dünya bensiz olmaz diyenlerin mezarlıklara dolduğunu görüyor musunuz? Peki dünya bağlı olur musunuz böyle bir durumda? Mümkün değil tabii ki de. Ya benim diyenler ölmüş, benim diyenler gitmiş. Kanuni Sultan Süleyman bir kefen bezine sarılmış evet. ve gitmiş. Selahaddin Eyyubi bir eli dışarıda bakın boş elle gidiyorum diye millete bir ibret vermiş hı hı. ve gitmiş. Ahmet Şimşirgil, Mustafa Bey, öteki beriki dünyaya daha bağlanır mı? Dünyanın geçici menfaatlerine Anladım. kapılıp yalan yanlış işler yapar mı? Yapmaz. Tarih bu. Ben tarihte öyle bir şuur vereceğim ki adam gerçekten milletini, devletini, insanını, herkesi seven 30 yıldır kardeş kavgası yapıyoruz. Biz tarihimizi iyi bilsek, bin yıl beraber olan insanlar birbirine düşer mi? Birbirine kurşun sıkar mı? Evet. Birbirini birbirine husumet besler mi? 10 yıl sağ sol falan diye birbirimizi öldürdük. Mao dedik, Lenin dedik. Alparslan'ını, Fatih'ini, Kanuni'sini, Yavuz'unu tanıyanlar böyle insanların peşine gider mi? İşte tarih. Evet hocam. Bunları öğretebilmemiz nasıl? İlkokuldan itibaren. Fatih'i sevecek. Kanuni'yi sevecek. Osman Gazi'yi tanıyacak. Alparslan'ı bilecek. Çağrı Bey'i bilecek. Bunları bilecek. Abdülhamit Han'ı tanıyacak. Düşmanını tanıyacak. Dostunu bilecek. Evet. Oyuna gelmeyecek. Nereden? İlkokuldan, liseye kadar. Sonrasını korkma. Üniversite, o artık ilim dalı. Orada ben her yönüyle tarihi inceleyeyim. İncelemek isteyenleri de yetiştireyim. Ama lise sonuna kadar ders olan, ibret olan bir tarihi öğretmemiz lazım bizim. İzleyicimizin güzel bir sualinden evet. Evet. E, evet. muhabbet çıktı. Aynen öyle hocam. E, dilerseniz hemen izleyicilerimizin de e, sorularına evet. ve temennilerine, güzel temennilerine de e, yer verelim. Bu arada değerli izleyenlerimiz e, twitter.com/tarihveinsan15 facebook.com/tarihveinsan2015 Tarih ve insan et web adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza canlı olarak sorularınızı inşallah bizler ileteceğiz. Hemen gelen sorularımıza bakalım hocam. E, tarihi diziler tarihe karşı ilgiyi arttırır mı? Daha çok araştırmaya yöneltir mi? Demiş e, İskender 1453 Rumuzlu Ha, çok güzel izleyicimiz. Bir, bir sual daha sormuş Bu arada kitaplarınızdan bir tanesini hediye istiyor izleyicimiz. Öyle mi? Sayın Hocam. İmzalayalım evet. öyleyse. Hatta i̇lk, program. aynen, e, ilk programda Ahmet Hocam'ın Kayı 5 e, imzalı kitabını istiyorum. Or, adres de vermiş. Peki. Kayı 5'i imzalayalım. Hocam o da zaten tam şu önümde. E, Peki. İskender 1453 rumuzlu e, izleyicimize inşallah. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Hocamızın Kayı 5 kitabını yayında imzalatarak <laughs> e, inşallah hediye edeceğiz. <laughs> Buyur, hocam buyurun. <laughs> çok güzel bir e, sual sormuş arkadaşımız. Evet. Tebrik ederim. İlgi artmadı desek yanlış olur. İlgi arttı. Hem de e, fazlasıyla arttı. Evet. Ben buna çok üzülüyorum biliyor musun Mustafa Bey? Hepimiz çok üzülüyoruz aslında hocam ama yani yapılacak şeyler de acaba önümüz mü Neden kesik? Neden üzülüyorum biliyor musun? Kanuni Sultan Süleyman. Dünyanın muhteşem Süleyman. Evet. Grand Türk. Büyük Türk. Dediği ve dünyada padişah, hükümdar, şah, kral deyip de adını söylemezsen bir kişinin ismi anlaşılırdı. O Sultan Süleyman'dı. Evet. Diğerlerini ismiyle söylemek zorundaydın. Şah Tahmasp, Kral Fransuva, Kral Şalken. İsmiyle söyleyeceksin. O dönemde ismi söylenmeden bu ifadeler kullanılırsa bir adam, Kanuni Sultan Süleyman. 22 milyon kilometre kare toprağa hükmeden bir adam. Müthiş bir padişah. Bu diziyle mi ilgimiz artacaktı ona? Bana bazen programlarda derlerdi ki "Hocam dizinin çok faydalı bir yönü oldu." Ne oldu? Tarihe ilgi arttı değil mi falan? Şimdi bu da bir ahmak aldatmak. Diziyi evet. izleyin bak ta bu faydalı bir yönü de varmış bu dizinin falan. Ben de şöyle diyordum. Allah Allah. Ya şöyle mi diyorsunuz? Hocam annemize büyük bir iftira atıldı ama annemi de tüm Türkiye tanıdı. Babama bir büyük iftira atıldı ama babamı da tüm Türkiye tanıdı. Bundan memnun olabilecek bir adam var mı ya? Kanuni'nin tanınması için bu kadar bunca iftiranın atılması lazımdı. Yazıklar olsun diyorum. Evet hocam. Maalesef. Hemen hocam gelen sorularımıza da bir bakalım ee, akışımıza göre. İmzaladık. Yine mi, Mustafa Evet Bey? E, değerli izleyicimizin kitabını da hemen imzalattık hocamıza. İnşallah hediyemizi de göndereceğiz sizlere değerli izleyicimiz. E, hocam isim de vermişler Serap Hanım demiş e, isim ve soy isim olarak imzalar mısınız demiş. İnşallah imzalatırız. Diğer sorularımıza geçelim. Yine övgülerimiz var hocam. E, sizi Lale Gül TV ekranlarında görmekten çok hoşnut olan izleyicilerimiz. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Şeyh Said isyanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Şeyh Said'in amacı neydi? Demiş dinleyicimiz, izleyicimiz. Geniş bir konu. Bunu başka bir zamanda da... Evet. E, bu da ayrı bir konu inşallah. olur. Ayrı bir konu olacak hususlardan bu. Tabii... E, karışık olan bir dönem. İngilizlerin hı hı. el altında olduğu bir dönem. Tahrik ettikleri hı hı. bir dönem. Farklı bir idarenin Türkiye'de hakim olduğu bir dönem. Evet. Şimdi böyle bir dönemde e, hani ortalık böyle kurt puslu havayı sever misali. Evet. Her türlü karışıklığın olduğu bir zamandır. Fitnenin, fesadın bol olduğu bir dönemdir. Böyle zamanlar tehlikeli dönemlerdir. Bir taraftan yabancılar sizi kaşımaya başlar bir taraftan başka oyunlar oynanmaya başlar. Böyle bir dönemde belki e, halifelik kaldırılıyor, saltanat kaldırılıyor, e, bunları seven insanlar var. Bu nevi karışıklıkların olduğu bir dönemde ortaya çıkmış bir husus. Genelde İngilizlerin oyununa da geldiği ifade edilir. Çok fazla e, tabi son dönem e, arşivlerinin kapalı olması da bizim bazı şeyleri e, net ortaya koymamıza mani oluyor. Açıkçası mesela e, hani Dersim olayları en son evet. e, o zamanki başbakanımızın ifadeleriyle bazı açıklıklar buldu. Bazı şeyler yazılmadı, belgeleri ortaya çıkmadı. Ben belgeleri net ortaya çıkmayan şeyler hakkında çok konuşmayı da sevmiyorum. Evet, Çünkü evet. yarın yeni bir belge ortaya çıkıyor. Bambaşka bir e, yöne doğru savruluyoruz. Tarihi net ortaya koyabilmek için belgelerinin de çok net ortada olması lazım. Bunu önemsiyorum. Onun için çok fazla e, bu tip konuların, özellikle e, belgelerinin e, açık olmayan konulara çok da girmek de istemiyorum yani. Evet hocam. Mustafa Bey. Bu da Orada... ayrı bir zaten konu olur. Ha, hocam. Ayrı bir yani, konu. Bilinen şeylere biraz de... daha da uzatırız. Evet, aynen. Zaten her pazartesi inşallah beraber olacağız. İnşallah, İnşallah hocam. Hocam e, Fatih Sultan Mehmet Hanımız İstanbul'u fethinden sonra Bizans e, hazinesini Osmanlı hazinesine aldığı doğru mu diye? sormuş Volkan Alabaz. İstanbul'u siz almışsınız. Hı hı. Varsa hazinesi neyse, bütün ganimetleri, bütün ganimeti neyse onu da alırsınız. Evet. Yani Bizans sarayından şu kadar hazine çıktı, şu kadarı e, Osmanlı hazinesine devr oldu diye açıkçası bir şey ortada değil. E, çünkü askere de yağma izni verildi, hı hı. askere de yağma izni verildi hatta e, o zaman derler çok zengin insanları görünce İstanbul yağmasında mı bulundun diye ifade ederler. İstanbul e, evet e, insanları zengin insandı ama devletinin ben o kadar zengin olduğunu düşünmüyorum. Bizans devletinin e, çok da zengin olduğunu düşünmüyorum. Böyle e, Osmanlı hazinesine şu kadar büyük altınlar, gümüşler girdi diye bir husus değil. Ama İstanbul'un Osmanlı'nın olmasından daha büyük hazine daha büyük zenginlik olmadı diye ifade edebilirim. Asıl olan İstanbul'un kendisidir. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır der şair. Bu şehri İstanbul ki bi müslü bahadır. Buna baha biçilemez. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Onun bir taşına acem mülkünü feda edebilirsin diye ifade eder herhalde İstanbul'dan daha büyük hazineyi düşünmek mümkün değil. değil. değil Osmanlı'ya asıl onun katılması. Zira Osmanlı öyle bir haldeydi ki evet. ayakları bir tarafta, gövdesi bir tarafta olan bir devletti. Yarı Anadolu, yarı Rumeli tarafına dağılmış bir devlet. Siz o devlete, o ayakları bir tarafta, kolları, bacakları bir tarafta olan devlete evet. getiriyorsunuz. Başını yerleştiriyorsunuz. Evet. O baş İstanbul'du. Os, İstanbulsuz bir Osmanlı Devleti baş, başı kopmuş bir adam gibiydi. Evet. Bunun değerini anlamak lazım. Güzel e, izleyicimiz söylemiş. Asıl İstanbul'un değeri bu. Evet, Oradaki 3-5 evet. altın değil. Evet hocam. Hocam yine bir kısa araya e, geldik. <laughs> i̇nşallah. Değerli izleyenlerimiz yine bir kısa aramız var. Aradan sonra inşallah burada olacağız. Değerli izleyenlerimiz Tarih ve İnsan programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraberiz. Sorularınız olursa twitter.com slash tarih ve insan 15 facebook.com slash tarih ve insan 2015 tarih tarihveinsan adreslerini kullanarak hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam dilerseniz sorularla devam edelim. Edelim edelim Mustafa Bey. Ee, hocam e, Veysel Bey sormuş. Programınız hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Hocam inşallah doğru tarihi herkes öğrenir. Ben okul öğrencisi, e, okul öncesi öğretmeniyim. Ecdadımızın o şanlı tarihini hangi kaynaklardan ana sınıfı çocuklarına aktarabilirim? Yardımcı olur musunuz demiş. Hangi kitaplardan ulaşabilirim demiş. Vallahi teşekkür ederim izleyicimize. Bunu sorması bile, bunu düşünmesi bile, bunu Değil dert mi? etmesi bile çok önemli. Derler ya, aşksız canı ölü bilmek gerektir. Önce heyecan duymak lazım, istemek lazım. İstediğiniz zaman hepsini verebiliyorsunuz. Burada aslında çok şey değişmiyor. Yani kaynak çok değişmiyor. Atıyorum izleyicimiz, işte ister kayı kitabından okusun, ister bir hikaye, bir romandan okusun. Yani Osman Gazi'nin verilebilecek olanı, ...ona vermek... ...yani en basit, en güzel, en şey haliyle... ...onun alabileceği bir üslupla... ...tabii yazılmış çok güzel hikaye kitapları da var... Ee, ...anaokulu sınıfının belki e, anlayabilirler mi... ...onları bilemiyorum, okuma yazma bilmiyorlar... ...muhtemelen anlatmaya dayalı şeyler olacaktır... ...ama ilkokuldaki bir talebelere... E, ...hikaye kitaplarından... ...çok güzel böyle tarihimizi anlatan... ...anekdotlarla anlatan... ...hikaye ve kitapları var... Bunlardan hı hı. doğru başlamak lazım. Evet. İzleyicimiz burada kitaplarıyla beraber. Boyama kitaplarıyla beraber tarihe o ilgi ama aynı zamanda kendisinin de onların anlayacağı tarzda onların hayat hikayelerini masalımlı bir tarzda evet. anlatmaları neyi meydana getirecektir? Sevgiyi meydana getirecektir. Hı hı. Aslında burada verilmesi gereken tarihine ve ecdadına sevgidir. Onu sevmektir. Evet, evet Hani derler ya bir kişi kimi severse ismini çok yad eder. Yarını iade etmeyen battalığı, gam kasvet yıkar demişler. Kimi severse onun ismini iade eder. Biz önce sevgiyi verebilmeliyiz kime Tarihine. kime evet. devletine, kime ecdadına. Bunu verdiysen gerisi gelecektir peşinden. Evet hocam. Hocam bir diğer sorumuz yine izleyicimizin sorusu. Gençlerimize Osmanlı tarihini sevdirerek nasıl anlatabiliriz? Evet, Zaten bu da e, bu, bu da yine sorunun içerisinde. Yani okul öncesi çocuklardan şimdi gençlerimize. E, tabii ki Burada işte yaşantı önem arz ediyor. Hı hı. Yani biz e, sadece donuk bilgileri, teknik bilgileri verdiğimiz zaman tarihte nefret ettiriyoruz. Benim en çok üzüldüğüm nokta budur. Mesela bazen talep ediyor ki ben tarihi hiç sevmezdim. Veya dışarıda birisiyle konuşuyorum, tarihte nefret ederim diyor. Diyorum ki galiba tarih hocanı sevmiyordun. Evet diyor. Şimdi Mustafa Bey bir ilmi sevmek önce onun hocasını sevmekten geçer. Evet, Siz kendinizi sevdiremezseniz o kişi sizi dinler mi? Mümküncü. Yani Mustafa Bey'i sevmeyen bir insan Mustafa Bey'in sohbetini dinler mi? Mustafa Bey'in yanında oturur mu? Oturursa hemen perdeyi çekmez mi? Önce öğretmenin, hocanın kendini sevdirmesi lazım kendinin talebeyle hem hal olması lazım. Ona gülümsemesi lazım. Onunla muhabbet etmesi lazım. Hangi ilim olursa olsun. Ya yani ben matematik hocasını sevmezsem de benim matematiğim gelişmez. Kimya hocasını sevmezsem, coğrafya hocasını sevmezsem, o ders benim zayıf olacaktır. Fakat tarih hocaları burada önem arz ediyor. Yani tarih sevmediğin zaman sen neredeyse ecdadını tanımıyorsun, ecdadını sevmiyorsun tarih şuuruna sahip olmuyorsun. Tarih hocalarının kendisini sevdirme mecburiyeti var. Dolayısıyla ben hemen hüküm veriyorum. Sen hocanı sevmiyorsun. Evet diyor. Öyleyse bir hoca kendini sevdirecek. İki, biraz tarihi teknik bilgi olmaktan çıkartacak. Anekdotuyla, yaşantısıyla. Yani ben Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatmaya başladığım zaman talebe ilgi duyuyor. Yavuz Sultan Selim'in hayatını, şahsiyetini, olaylarını, vakalarını, şiirlerini anlatmaya başladığı zaman talebenin ilgi ve alakası artıyor. Yani biz burada şimdi bir Fatih'i, bir Yavuz'u işlerken onların bu anekdotlarıyla işleyeceğiz. Bakalım evet. bunlar ne kadar izleniyor, ne kadar izlenmiyor göreceğiz burada. Evet hocam. Değil mi? Yani bir insan sadece et ve kemik değil, onun sözü, sohbeti, yaşantısı, ahlakı asıl olan o değil mi? şu gövdeyi canı çıktığı zaman toprağa veri veriyorsun. Ama can asıl olan can noktası. İşte o can neydi? O neyin peşindeydi? Osman Gazi yani öyle söylüyor. Nusreti din olduğu için maksat bana maksadıma kast sana. Şimdi Osman Gazi'nin ben burada şahsiyetini ortaya koymuş oluyorum. Osman Gazi'nin şahsiyetine Nusreti din olduğu için maksat bana benim ana maksadım, benim ana gayem, benim ana hedefim dinin başarısıdır, zaferidir. Maksadıma kast yaraşır sana. Ey evladım, sana da benim maksadıma kast etmek, benim maksadımda olmak, benim yolumda olmak yaraşır. İşte Osman Gazi'nin şahsiyeti. Siz şu şiiri söylemezseniz, Osman Gazi'nin zafer savaşını ne olarak gösterebilirsiniz? Osman Gazi, ülkeler fethetmek, Osman Gazi topraklar almak, Osman Gazi işte bir takım böyle mevki makam sahibi olmak, para sahibi olmak, toprak sahibi olmak diyebilirsiniz. Oysa ne diyor Osman Gazi? Yoksa kuru kavga ve cihangirlik değil, şahı cihan olmaya dava değil. Ya kardeşim Osman Gazi bunun sözünü söylemiş. Ama sen bu şiirini bilmezsen, sözünü bilmezsen, sohbetini bilmezsen o zaman başka şeyler söylemeye başlarsın. İşte Tarı Bey' Ecdadını sevdirmek böyle yerden geçer. Bir kendini sevdirmek güzel. İki o kişiyi, o kişi, o şahsiyet olarak ortaya koymak. Gerisi zaten kendiliğinden gelecektir. Bunu ifade edebilirim. Evet, ee, hocam şimdi e, rejimizden de gelen bir sorumuz var. Onu da hemen size aktaralım. Evet. Ee, Osmanlı'nın son döneminde Şehir İslam'ın verdiği fetvalar. E, padişahların tahttan inmesine sebep olmuştur. Bu fetvaları e, kimler vermiştir? Şimdi bu fetvalar çoğu kez zorla alınan fetvalardır. Yani bir darbe olur. Hı hı. Darbe olur. Ve bu, bu darbenin neticesinde padişahı tahttan indirmek için Şeyhülislam'a fetva verdirirler. Şeyhülislam vermezse az ederler. Yeni bir Şeyhülislam getirirler. Yani bunları silah kim elinde. Yani hocam Bunlar yani. bazen askerdir, bazen askerleri tarih eden devlet adamlarıdır. Hı hı. Yani devlet adamı kendi haline bir darbe yapamaz. Evet. Aslında bizde hemen bunları inşallah çok konuşacağız. Yeniçerileri hemen hı hı. E, ne yaparlar gündeme getirirler. Yani ordu yeniçeri, yeniçeriler o kadar kötülenir ki ben bazen bazı insanları izliyorum. Efendim şunu yaptı, bunu yaptı yeniçeri şöyle yaptı böyle bir dakikaya. Yeniçeri'ye bunu kim yaptırdı? Yeniçeri'yi tarih eden kimdi? Yeniçeri durduk yerde mi tarih oldu? Yani Osmanlı'da her bir darbeyi ele aldığımız zaman bunun her birinin farklı 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 sebepleri vardır. Evet bazısı doğrudan Yeniçeri ile alakalıdır. Ama bazısı da onları kullanan devlet adamlarıyla alakalıdır. Bazısı başka bir takım güç odaklarıyla alakalıdır. Yani bunların her birini Ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Bazısı hı hı. dış mihraklıdır. Sebepleri var. Dolayısıyla silah elinde artık. Adam istediğini, silahı senin boynuna dayadığı zaman ne yapacaksın Mustafa Bey? Yani ha sen ölürsün, ölümü seçersin, öteki adam da imzayı atar. Yani bir tanesi canını fazla seven de ortada ondan korkar, imzayı atar. Bunların her birini inşallah bazen tek tek ele alırız, yani anlatırız. Bir Abdülhamit Han'ın mesela fetvasında hı hı. vermiyor. Evet. Şeyhülislam vermiyor. Evet. Buluyorlar bir adam. Hatta kime yazdırdılar? Elmalı Hamdi Yazır'a yazdırdılar diyorlar. Evet. Diyor ki e, şayet vermeseydik padişahı öldüreceklerinden korktum diyor. Hı hı. Evet gerçekten böyle mi ama aynı zamanda padişahın da has mıydı? Padişahın da dostu değildi yani. Evet. Ama Şeyhülislam vermemişti. Bu defa bir başka birine fetva yazdırdılar. Yani böyle şeyler evet. olabiliyor. Evet hocam. Abdülaziz Han'ı şehit ettiler indirip mesela. Yani bazen buna dahi baktıkları da yok. Yani o fetvaya alıyor, indiriyor, darbe yaptığı zaman şehit ediyor. Hı hı. Bunlar tarihimizin en üzüntülü dönemleridir ama çok da önemli dönemlerdir. İnşallah bunları kendi ele içinde zaman zaman ele alacağız. Hocam şimdi yine bu fetvaları veren şehir İslamlarda da bu Osmanlı'nın son döneminde İttihat ve Terakki'nin de bir rolü olmuş mudur? Valla İttihat Terakki'yi inşallah çok geniş olarak işleriz. İttihat ve Terakki'nin zaten Abdülhamid Han'la beraber hı hı. en önemli noktası orası. Abdülhamid Han'ı tahttan indiriyorlar ve benim tarihimizin bana en bahtsız, en tarihsiz, en üzüntülü dönemi nedir deseniz İttihat ve Terakki'nin başa geçmesidir. İttihat ve Terakki'nin darbesidir. Bu darbe hiçbir darbeye benzemez. Diğer darbelerin, darbecilerin hepsini Osmanlılar kimisini 3 ay, kimisini 5 ay, kimisini bir sene sonra ortadan kaldırmıştır. Devamlı değildir. Ama İttihat ve Terakki hmm. darbesi 100 yıl devam edecek bir darbedir. Ve Osmanlı'nın bütün talihsizliğini Osmanlı'yı ortadan kaldıran bir darbedir. Evet. Ve sadece Osmanlı'yı değil, bizim 9 milyon kilometre kare toprağımızın düşman ayağı altında ve çizmesi altında bırakan bir darbedir. Sonuçları itibarıyla baktığımız zaman ne yazık ki Abdülhamit Han'ı biz 80 sene Kızıl Sultan, İttihatçıları da kahraman diye okuduğumuz için İttihatçıların zararlarını bizim nesiller öğrenemedi, bilemedi, okuyamadı. Dolayısıyla İttihatçılar hala da ben savunanları görüyorum. Hı İttihatçıları öyle bir anlattılar. Yani tarihimizin en tarihsiz dönemidir. Tarihimize en büyük darbeyi İttihatçılar vurmuştur. Ama maalesef tarihimizin de en bilinmeyen simaları olarak orada kalmışlardır. Çok kötüdür bu. Evet hocam. Yani bir insanın hatasını görememek. Hı hı. 80 sene okuyamamak. Bu ne demektir? 80 sene daha sen hata üzerinde yürüyorsun demektir. Evet. İşte kötü olan bu, yanlış olan bu. Adam sadece hata yapmadı, hatanın üzerinde bir tarih oluşturdu hı hı. ve o hataların üzerinde gitti. Onun için biz maalesef işte darbeler devam etti, çeşit çeşit darbeler cumhuriyet döneminde de devam evet. etti, sıkıntılar devam etti. Maalesef kendimize gelemedik. Bunun temel sıkıntısı iddiaat ve terakkinin o e, önlenemeyen ve devam eden, düşünün işte 1909'da Abdülhamit tahttan iniyor, 1918 bir imparatorluğun gömülmesi toprağa. 9 sene imparatorluğu toprağa gömdüler. Evet. Peki kaç adam kaçtı ülkeden? 3 adam. İttihat Terakki 3 adam mıydı Mustafa Bey? Üç adam mı bunları yaptı? Gerisi Tabii ki değil. Gerisi aslında devam ettiler. Onun için inşallah bunu enine boyuna çok geniş bir şekilde bir programda ele alırız. Şimdi Cumhuriyet tarihinde de 1960'lı yıllarda, 1980'li yıllarda da darbeler gördü Gördüm. Türkiye. Post modern darbeler de gördü. Bunlara benzer e, olaylar Bunlar olabilir mi hocam. Ben daha öncüllere benzetiyorum. Evet. Çok devamlılığı yok. Yani 1980 darbesi oluyor. Bakıyorsun iki sene sonra işte rahmetli Özal geliyor. Yeniden sivil şey geliyor. Darbelerin ülkeyi 5 sene, 10 sene, 20 sene geri getirdiğini kabul ederim. Evet. Ama askeri darbeler bizde bir önceki Osmanlı'daki işte patrona Halil darbesi gibi, Kabakçı Mustafa darbesi gibi böyle Osmanlı'da da bir sene sonra, iki sene sonra yeni padişah gelir, darbecileri ekarte eder, evet. yeniden devlet mekanizması işlemeye başlar. Şimdi hı hı. 60 darbesi, 80 darbesi açıkçası bu tip darbeler. Fakat bazı darbeler vardır. Bunları, bunlar devam eder. Bunların sistemi devam eder. İşte o darbeler çok tehlikelidir. İttihat Terakki darbesi Osmanlı'da bitmeyen, devam eden bir darbedir. En kötüsü onun için en talihsizidir iddia terakki. Çünkü bana göre Osmanlı'nın bitişi 1909'dur. 1909. Abdülhamit han tahttan iniyor ve 8 sene bir padişah birinci Dünya Harbi'ne giriyorsun. Padişahın haberi yok. Meclisin haberi yok. Böyle bir şey olabilir mi? Ve sen Vahdettin tahta çıkıyor. Eline kolu bacağı her tarafı kopmuş, yaray bere içerisinde bütün uzuvları kırılmış bir çocuğu bırakıveriyorsun. Sonra da o adamı hain diye yaftalıyorsun. Sen neredesin kardeşim? 9 sene bu memleketi batıran adamlar. Onlar da kahraman diye geziyor bizim içerimizde. Kahraman bunlar. Yiğit adamlar. Yakışıklı adamlar. Yakışıklı olunca memleketin üzerinde tepinmek mi gerekiyor anlamıyorum ben. Bunlar böyle sattılar bu vatanı. Evet. Ama satılan ya biz Vahdettin <laughs> kolu bacağı kopmuş bir çocuğu verdik. O buna rağmen bu memleketin kurtuluşu için her şeyi yaptı. Onu tanıyamadık. Onu anlayamadık. İnşallah bunları İnşallah uzun konuşuruz. Yani enine boyuna hocam. çünkü bunları anlatmak lazım Mustafa Bey. Evet, i̇ttihat Terakki'yi özel de bir bölüm yaparız. İnşallah. Çünkü çok mühim. i̇ttihat Terakki'yi bu milletin tanıması lazım. Ben öyle görüyorum. Hocam evet. E, şimdi konudan konuya Atlamış gibi oluyoruz ama dinleyicilerimizden gelen, Bazen izleyicilerimizden gelen evet. soruları da okumadan geçemiyoruz ki değerli izleyenlerimiz teveccühleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Lakin bütün sorulara cevap vermemiz ve okumamızda program süremiz buna el vermiyor maalesef. Ama önümüzdeki programlarda inşallah gelen sorulardan hocamıza ileteceğiz. Hocam bir diğer sorumuz Timur Han'a bazıları beddua eder. Lütfen bu konuya açıklık getirebilir misiniz? Demiş. <laughs> bu izleyicimizi de teşekkür ederim. Ee, doğru diyor. Emre can Bunun bir tanesini ben yaşamıştım. Mustafa Bey. Üniversitede okuyorum. Evet. Çok meşhur bir tarihçimiz vardı. Bize Ankara'dan derse gelirdi. Ee, her ayın bir haftası gelirdi. Bir aylık dersi bir haftada anlatır. Tekrar Ankara'ya dönerdi. İlk dersinde şöyle bir söz söyledi. Allah'tan bir dileğim olsa Timur cennet yüzü görmesin derdim dedi. Allah Allah. Yani hiç unutmam bunu. Timur Han bize çok kötülendi. Çok anlatıldı. Liseli yıllarda bizim Timur'u asla sevemezdik Timur Han'a. Timur Lenk, hmm. Aksak Timur, Topal Timur, her türlü hakaret. Sonra bir öğreniyorsun Timur Han'ın hayatını. Bir öğreniyoruz. Yani öylesine bir hayat ki İslamiyet'e hizmet etmekte Yıldırım Bayezid bir adım ileri derim, bir adım geri demem. İnşallah burada Timur Han'ın tüzükatının 12 maddesini sizinle beraber okuruz. İnşallah hocam. İnşallah ve Timur Han'a da bir program yaparız. Timur Han neden kötülendi? Neden bu millete kötülendi? Neden e, yanlış aktarıldı? Neden Timur Han'a beddua edildi? Çünkü silsile-i aliye büyükleri dediğimiz o büyüklere, alimlere ben onun kadar hürmeti olan bir hükümdar daha az gördüm. İtikadi yönü, ahlaki yönü, dini yönü benim birinci gayem Cenab-ı Hakk'ın dinini ve Resulullah Efendimiz'in şeriatını İslamiyeti tüm cihana yaymaktır diyen bir adam. O zaman bana kötüleyenler niye kötüledi acaba? İslam'a çatamayanlar Timur'a mı çattı? İslam'a çatamayanlar Osmanlı'ya mı çattı? diye düşünüyorsun, değerlendiriyorsun. Mesela İslam'ın can düşmanı, Türk'ün can düşmanı, Türklüğe en büyük darbeyi vuran Cengiz, Moğol Cengiz böyle kötülenmedi. Liselerde böyle duyduk mu Cengiz'in kötülendiğini? Evet. Cengiz'e beddua seansları düzenlendiğini duymadık. Ama Timuran'a bak izleyicimiz de duymuş, yazıyor. Evet. Ben de üniversitede duydum, ben de söyledim. Neler söylendi? Demek ki çok program yapacağız Mustafa Bey inşallah. İnşallah yapacağız hocam. <laughs> yani Gerçek tarihi bir, bir program olacak. Evet, evet. Ve bu e, inşallah Lale Gül TV'de izleyicilerimize en geniş yönleriyle anlatacağız. Sorulara kısa cevaplar geçiyoruz. Güzel sorular. Evet Bize hocam. de konu açıyorlar. Sağ olsunlar. Ee, hocam devletin bekası için kardeş katili gerekliydi ama e, Fatih vefat etse yerine geçecek varis var mıydı? Ha güzel bir sual. Evet. Ramazan Tekin adlı dinleyicimizin sorusu. Şimdi e, tabi Fatih Sultan Mehmet'in evladı vardı. Bayezid vardı. Evet. Vardı. Genelde e, evlat olmadan kardeşi pek katletmezler. Evladı varsa kardeşi katlederler. Şayet evlat yoksa ona dikkat ederler. Bunun sonradan da gördük. Hı hı. Güzel bir noktaya değinmiş. E, buna mani olurlar. Çünkü hı. yarına çıkmaya sizin e, şeyiniz yok elinizde senediniz yok, garantiniz yok. O gecesiz siz vefat edebilirsiniz. O sebeple kardeş, şayet evladı varsa kardeşi olur. Fatih Sultan Mehmet daha önceden evlendirilmişti ve kardeşi şeyi evladı vardı. Fatih Sultan Mehmet'in öldürttüğü kardeşi de çok küçük yaştaydı. Tabi kardeş katli meselesini de inşallah bu da çok yanlış anlaşılan, evet. anlaşılamayan evet. özellikle kötülenmek için Özel seçilen bir bölümdür. Evet Hı -hı. böyle bir durum var. Ama bunu çok iyi anlatabilmek lazım. Çok iyi öğrenebilmek lazım. Çünkü Osmanlı Devleti'nin 7 asır devamındaki belki de en önemli sır bu sır. Kardeş katli meselesi. Evet. Bu önemli bir sır. Ee, şayet öyle olmasaydı ben Osmanlı 100 150 senede bitebilir, 100 senede bitebilir diye hüküm verebilirim. Çünkü bizim bütün devletlerimiz, 150 sene yaşayan devletimiz neredeyse yok. Çok kolay devlet kuruyoruz. Yıkılmasının temel sebebi, devletin oğullar, kardeşler arasında pay edilmesidir. Temel sebebi. Onun için, bunu inşallah enine boyuna bu konuyu da işleyeceğimiz bir konudur. Bu sadece bir devletin bekası değil, bu aynı zamanda dinin bekasıdır. Evet. İslam'ın bekasıdır. Milletin bekasıdır. Mülkün bekasıdır. Çok önemli bir husustur ne ırzı ne namusu ne dini ne milleti ne vatanı kalır hiçbir şey kalmaz ve bizim devletler yıkıldığı zaman çektiğimiz çileleri insanların iyi okuması lazım. Evet. Ben Büyük Selçuklu tarihini Melik Şah'tan sonra gözyaşları ile okuyorum. Gözyaşları ile. Ne kanlar döküldü? Kim? Biz üçe beşe bölündük. Haçlılar girdi, ne kanlar akıttılar? Birbirimizi öldürdük biz. 3'e beşe. Bunların sıkıntılarını, neden yaptıklarını, niçin yaptıklarını, nelere sebep olduğunu. Hani Derya Mecelle'de kaide vardır. İki iki zarar karşı karşıya gelse küçük zarar ihtiyar olunur. Siz kolunuz kangren olduysa bu kangren bütün vücuda yayılsın gideyim der misiniz, şu kolu kesip atar mısınız? Bunun bunun dini sebeplerini bunun e, devlet olarak sebeplerini, bunun e, akıl olarak sebeplerini her birini inşallah tek tek değerlendirmek suretiyle geniş bir şekilde açıklarız. Bu tek başına bir programın konusudur ve evet. çok önemlidir bana göre Çünkü Osmanlı'yı özellikle buradan vuruyorlar anlayacak olanlar da bunu anlamıyorlar. Asıl evet. anlaması gerekenler de bunu anlayamıyorlar Ben buna üzülüyorum benim, Osmanlı'nın en övündüğüm yönüdür bu yön. Biliyor musunuz Mustafa evet, Bey? hocam En övündüğüm yönü. Budur. Tabi insanlar bunu şaşırıyor. Nasıl oluyor falan diyor. Ya dünyayı size verelim deseler, kim kardeşine kıyabilir? Dünyayı verseler, ben kardeşime kıyabilir miyim? Bir dünya için. Peki, kul olmakla övünürüm, güzeller güzeli şaha, o güzele boyun eğmek değer cihan şahlığına. Bir kez secdeye kapanmayı cihan şahlığına değişmeyen bir Fatih Sultan Mehmet mi yapacak? Bizden daha mı az dindardı? Bizden daha mı az duygusaldı? Bizden daha mı az dinini biliyordu? Yanında Akşemseddin, yanında Molla Gürani, yanında Molla Hüsrev. Ne yapıyorsun padişahım demezler miydi? tabi aman efendim ya nasıl yaparlar bunu anlamazsan sorgulamazsan evet. anlamaya çalışmazsan hiçbir şey anlayamazsın o zaman konuşursun Ağız olan konuşuyor derler ya adamın ağzı ayran torbası değil ki büzesin konuşur mirasını ben babadan kalma mirasını toprak parçasını kardeşine bırakan hiç kimseyi görmedim miras yüzünden birbirlerinin ne kesen adamları gördüm ne kavgalara şahit olduk dünya için değil onlarınki başka bir sebep bunu anla be kardeşim yani bunu inşallah çok uzun konuşuruz Mustafa Bey evet hocam hocam oldukça yoğun çok. sorularımız var ee, dediğimiz gibi tekrardan hepsini soramayacağız hepsine cevap bulamayacağız en azından bu program <laughs> süresi içinde ama önümüzdeki programlarda inşallah olacak tabii ki son olarak bir sorum var hocam ee, kapanışa da yaklaştık Fatih Sultan Mehmet Han'ın ölümüyle alakalı hocamızın görüşleri nelerdir demişti. Ee, güzel. Fatih Sultan Mehmet Han'ın zehirletildiğini söylüyorlar. Yani bazılar, özellikle bu son yüzyılda, e, son 50 yılda ortaya çıkmış bir durumdur. 100 yıl bile demeyelim. Hı hı. 1953'te ilk defa bunu bir e, Babinger diye bir Alman e, tarihçi yazdı ve bizimkiler de buna atladılar. O Babinger'e göre oğlu zehirledi diyor, Bayezid zehirledi diyor. Ama bizim e, bazı böyle e, milliyetçi tarihçi dediğimiz simalar da... ...onu e, Yahudi tabip Yakup Paşa hı. zehirledi diye söylediler. Halbuki Yakup Paşa Müslüman olmuş... ...30 sene Fatih'in hizmetinde olan... ...ve Fatih'in çok sevdiği bir tabip... ...ve aynı zamanda devlet adamı, vezirlik dahi almış. Hı hı. Fatih zehirleyecek olsa bu 30 senede 500 defa zehirler. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Son sefere giderken de Yakup Paşa tedavi etmiyor. Hekim Lari Çelebi var Mısırlı. Acem. O tedavi ediyor. Bilgi o kadar mühim ki Mustafa Bey. Evet. Bilgi olmayınca Fatih'i zehirlediler. Çok hoşumuza gidiyor değil mi birden? Yani İtalya'da bayram ettiler. Evet, Venedik'te bayramlar yapıldı ama Fatih'in ölümüne yapıldı, zehirlenmesine değil. Ölümüne bayram ettiler. Herhalde Fatih Sultan Mehmet'in ölümüne üzülecek halleri yok İtalyanların. Ama bu sevinç onun zehirlendiğini göstermiyor. Fatih hastaydı. Son beş senesinde seferlere çıkamıyordu. Hasta hasta sefere çıktı. Muhtemelen Memlük üzerine gidiyordu. Çünkü Memlükler Osmanlı askerlerinin başlarıyla çevgan oyun oynamışlardı. Fatih bunu kabullenemez affedemez. Ama hastaydı. Bütün kaynaklar bunu yazıyor. Fatih'in zehirlendiğine dair bir tek kaynak yok. Sonra da siz 30 senedir Fatih'in yanında Fatih'in en çok sevdiği ve bana göre adam tanımakta Osmanlı padişahlarının içerisinde bir numaradır. Adam seçiminde adam tanımakta Fatih Sultan Mehmet 30 senedir yanındaki adamı tanımayacak mı? Bizim bir tarihçimiz İslamiyet'e pamuk ile bağlı. Nereden biliyorsun ya? Dine iman oldu mu iş bitti. Pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu nerede biliyorsun sen adamın? İkinci Muratan Fatih'in babası zamanında Müslüman olmuş. 30 sene Fatih'in yanında. Evlatlarının adı Ali, İbrahim, bir takım şeyler. Nereden biliyorsun da Pamuk ipliğiyle bağlı diyorsun? Adamın imanını da Yahudi asıllı. Yahudi olunca Müslüman olamaz mı? İslam'a hizmet edemez mi? O kadar yani bir şeyi söylerken öylesine yanlışın içine düşülüyor ki hı hı. ve de hiçbir kaynak yok, delil yok. Fatih bana göre eceliyle vefat etti. Hastalığından vefat etti. Tüm kaynakların yazdığı böyle bir durumdur. Evet hocam. Hocam böylelikle de İlk programımızın sonuna geldik. Allah Mustafa Bey, ee, zaman o kadar oldu. hızlı Özellikle geçti. Ki... İzleyicilerimiz renklendirdi. Evet, e, oldukça ben, sorumuz da var. Demek soramadığımız... ki programlar renkli geçecek, güzel geçecek. İnşallah, inşallah öyle geçecek Bu hocam. Bir oldu. Bu yeni yayın dönemimizde hocam sizi tekrardan burada görmekten, Lale Gül TV ekranlarında ağırlamaktan bütün Lale Gül TV'de çalışan ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlara vesile olsun. İnşallah hocam. Uzun ömürlü olsun diyelim. Sağ olun. İzleyicilerimize, sizlere, ekipteki arkadaşlara bana gösterdikleri bu e, candan sevgi alaka dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Var olun Sağ diyorum. Hocam. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz yeni yayın döneminin ilk canlı programı olan Tarih ve İnsan programımızın sonuna geldik. Hayırlı akşamlar.